Selam arkadaşlar, bir amcaoğlu videosu ile yine karşınızdayım. Bildiğiniz gibi her cumartesi sabahı bir video yayınlıyorum. Ve yine bir amcaoğlu vakti, yine cumartesi. Gelsin bakalım bugünkü konumuz. Instagram'ı artık bilgisayardan kullanabiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Daha önceden birçok program vardı işte. Yüklüyordunuz, bilmem ne bir şeyler yapıyordunuz vesaire falan. Olmadı, denediler vesaire. Ama artık şimdi çok daha basit bir yöntemi var. Bilgisayara hiçbir program kurmuyorsunuz. Hiç başka bir eklenti veya başka bir dosyaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Ve cep telefonunda hemen hemen yapabildiğiniz her şeyi bilgisayarda da yapabiliyorsunuz. Peki neden bu kadar önemli bilgisayarda Instagram'ı kullanabilmek? Bildiğiniz gibi Instagram sadece ve sadece cep telefonları için çıktı ilk etapta. Ve başka hiçbir yerde bunu kullanamıyordunuz. Global Instagram kullanıcılarını hesaba katarsak, yani milyarlarca insan arasından bu uygulamayı kullanan milyonlarca insanın olduğunu varsayarsak, sadece bir cep telefonuna kısıtlı kalmak pek mümkün değil. Ve o yüzden de artık bu sanal dünyanın geliştiricileri çok basit bir yöntem keşfetmişler ve gerçekten de çok basit. Gelin bakalım nasılmış bu iş, göstereyim size. Hemen bilgisayarın karşısına geçiyorum ve bir Google Chrome açıyorum. Google Chrome olması önemli. Google'cılar yapmış bunu diyelim. Ve hemen bir tane Google Chrome açtım. Buraya Instagram yazdım. İlk sırada geldi. Instagram'a bastım. Ben zaten web uygulamasını kullanıyordum. Ama Google Chrome'da Instagram'a girdiğiniz zaman gördüğünüz arayüz bu şekildeydi. Ve burada sadece fotoğraflarınıza bakabiliyordunuz, like'larınıza bakabiliyordunuz. İşte kaç kişi like'ladı, onu buradan yeni bir eklenti daha getirdiler. İşte galerinizin arayüzüne bakabiliyordunuz. Bunlar yapabileceklerinizin tamamıydı Instagram'da. Ama şimdi şöyle bir geliştirme var Chrome'da diyelim. Sağ üst köşesinde 3 tane nokta var. Google Chrome'u özelleştirin ve kontrol edin başlığı altında. Sağdaki 3 noktaya basıyorsunuz ve aşağıda diğer araçlar var. Diğer araçların üzerine geliyorsunuz. Yeni bir pencere açılıyor. Geliştirici araçları diyorsunuz. Ve size yan tarafta böyle bir panel çıkıyor. Sol tarafta hala arayüz aynen devam ediyor. Ve burada şu üst tarafta bir tane mobil device kısmı var. Yani buraya bastığınız anda görüntünüz aynı cep telefonundaki görüntü oluyor. Ve yapabilecekleriniz de aynı cep telefonundakiler gibi oluyor. Yani burada neler yapabiliyorsunuz? Bir onları göstereyim size. Üstteki 3 noktaya bastığınız zaman içerik şikayet edebiliyorsunuz. Sitenizi embed diyebiliyorsunuz. İptal ediyorsunuz. Şurada yuvarlak bir mouse imleci var. O şey oluyor artık, parmağınız gibi oluyor. Böyle feed'de gezebiliyorsunuz. Ve ana menüye dönüyorsunuz. Aramalar kısmına geliyorsunuz. Burada tavsiye edilenler kısım var. Buna en son geliyorum. Buradan beğenilerinize bakabiliyorsunuz ve telefondaki gibi güncel. Yani bilgisayar aslında kendini bir cep telefonu zannediyor. Buradan tekrar galerinize geliyorsunuz. Benim galerim bu. Profil düzenleyebiliyorsunuz. Aynı cep telefonunuzdaki görüntü gibi. Daha fazla yüklediyorsunuz, hop devamı geliyor. Fotoğrafın içine giriyorsunuz. Burada yorumları görüyorsunuz. Yorumlara cevap verebiliyorsunuz. Yorumları silebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Cep telefonunda ne yapabiliyorsunuz? Sadece ne yapamıyorsunuz? Onu söyleyeyim size. En başta işte like'lara geldiniz. Instagram'ın yeni uygulaması olan ve Google'cıların daha henüz bunu eklemedikleri olay, işte yeni çıkan bu yorumlara kalp koyma olayı, o yok. Olmasa da olur. Bir de fotoğraf yüklerken bastınız, fotoğraflarınız geldi. İşte normal aynı cep telefonundaki gibi. Bastınız buraya, fotoğraflarınız geldi. Ve ben şimdi mesela buradan bir tanesini iki kere tıkladım. Açılmadı. O yüzden şöyle yapıyorsunuz. Bastınız, bir kere fotoğrafa basıyorsunuz, aç diyorsunuz. Ve sizin o paylaşmadan önceki çalışma alanınız geliyor. Burada dilediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz fotoğrafınızı. Çevirebiliyorsunuz. Buraya setleyebiliyorsunuz. İleri diyorsunuz ve bir şeyler yazıyorsunuz. Paylaş dediğiniz anda cep telefonunuzda da buradaki arayüzde de fotoğrafınız paylaşılmış oluyor. Ne farklı?
Gördüğünüz gibi bu arayüze geldiğinizde, şu arayüze geldiğinizde buralardaki filtreler yok. Bu da şimdilik neden yok? Herhalde Google mühendisleri bunu öyle bir düşündüler ki zaten bilgisayardasınız. Bunu Photoshop'ta veya bilimun başka fotoğraf editleme programlarını kullanabileceğinizi varsayarak muhtemelen Instagram'ın bu şeylerini, filtrelerini henüz daha eklememişlerdir. Ama ekleyeceklerdir, eminim bundan. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Daha bir hafta önce baktığımda şu döndürme olayı vesaire falan yoktu. Özetle buradan dilediğiniz her şeyi artık cep telefonunuzda yapabildiğiniz şeyi burada da yapabiliyorsunuz. İşte direkt mesajlar, özel mesajlar kısımları falan yok. Olmasa da olur. Ama dediğim gibi o hasretle beklenen Instagram kullanıcıları için diyorum. Diyeceksiniz ki neyin hasreti arkadaş bu? Instagram kullanıcıları için hasretle beklenen hem cep telefonundan hem bilgisayardan yönetebileceğimiz bir şey. Şahsen ben kendi adıma söylüyorum. Çok pratik. Bilgisayarda editliyorum. Güzel bir kurgu haline getiriyorum fotoğrafı ve hiç oradan işte cep telefonundan bir yere mail atayım, WhatsApp'a göndereyim, oradan işte Dropbox'a yükleyeyim, bilmem ne vadı vadı bir şey, bir sürü bir alengiri var. Yapmıyorsunuz. Direkt burada işliyorsunuz. Buradan gönderiyorsunuz. Yorumlarınızı da bir güzel klavyelerden yazıyorsunuz. Minicik minicik benim sosis parmaklarımı varsayarsak tuşlar birbirine giriyor. Kelimeler kayıp gidiyor. O yüzden benim için çok güzel. Umarım sizin için de artık çok güzeldir. Ve umarım diyorum bu videoda işinize yarar, faydalı bulmuşsunuzdur ve hoşunuza gitmiştir. Kısa ve özetle hızlı bir video oldu benim için. Çünkü bu konuyla ilgili anlatabileceğim şeyler kısaca bu. Hepsi bu. Ama paylaşmak istedim. Ben kullanmaya başladım. Umarım sizin de işinize yarar. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Unutmayın arkadaşlar. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Videonun altında da yorum yapın. Ve ne diyoruz? Haftaya cumartesi yine sabah saatlerinde yine sizin bilgisayarlarınızda, cep telefonunuzda belki bir amcaoğlu bildirimi gelebilir. Unutmayın. Cumartesi sabahları amcaoğlu saatleri. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve ne diyoruz? Baş parmak. Bay bay.